Arkadaşlar, bu işin ortası yok. Ya siyah olacak içeriğimiz ya beyaz. Ya soğuk olacak ya sıcak. Hülya haklı. Sürekli Hülya haklı deyip durma Beste. Bilirsin yalakalığı hiç sevmem. Hülya haksız. Allah Allah, ne haksız olacağım be? Haklıyım tabii ki. Yapılmamışı yapmak lazım. Oho! Her şey yapıldı komşu kızı. Amerika çoktan keşfedildi. Ya benim babaannem dans videosu çekip TikTok'a yüklüyor. Ne diyorsunuz siz? Siz nerelerdesiniz? Annem bitti, şimdi babaannem mi başladı kardeşim? Ulan varis çorabı, babaannem benim için değerli. Ne yapacağız? Lan oğlum, değerliyse niye ortaya atıp duruyorsun kadını? Susun! Mevzumuza dönelim. Arkadaşlar, öyle bir video çekmemiz lazım ki herkes skip at demeden videoyu sonuna kadar izlesin. O yüzden düşünmemiz lazım. Lütfen ağızlar kapansın, akıllar çalışsın. 3, 2, 1, tıp! Skip at değil, skip at. Tıp! Şimdi desem yanlış anlarsınız ama soyunup sokaklarda cır cıplak koşsak olmaz mı komşu kızı? Beyinsiz beyinsiz hareketler yapma Caner. Ya senin nasıl bir bilinçaltın var ya? YouTube diyoruz, götüm diyorsun. Video diyoruz, çırılçıplak koşmaktan bahsediyorsun. Lan sen neler izliyorsun ki YouTube'da? Muhtelif belgeseller. Premium üyeyim de ben. Yani çiftleşmeyle ilgili çok güzel belgeseller oluyor orada. Anladık, abazasın. Evet arkadaşlar, tek bir uzvumuza odaklanmamız gerekiyor. O da kafamız. Çok affedersiniz ama biz ne düşünüyorduk? Bende her şey çorba oldu ya. Konuşma lan Ezo gelin. Buldum. Saçlarımı renkten renge boyarım, makyaj yaparım, al sana video. Yapıldı, geç. Gider marketlerden eşantiyon ürünler toplarım. Zengin tostu, fakir tostu yaparım. Bizim gibi ezilmiş kitleleri yanımıza çekeriz. Küçük emlak kafası. Geç. Enes Batur yaptı. Çok sığ düşünüyoruz, çok. Eğitim sistemini ve aile yapısını yargılardım ama şu an hiç sırası değil. Kızıyorsun Hülya ama haklısın. Haklıyım tabii. Niye haklıyım abi? Çünkü ben araştırıyorum. Ben kimleri takip ediyorum Twitter'da? Ha? Kimleri takip ediyorum? Yerli Haluk Levent'i takip ediyorum. Şevket Çoruk'u takip ediyorum. Neden ben bu insanları takip ediyorum? Çünkü ben bu insanların duruşlarını beğeniyorum. Fikirlerini beğeniyorum. Anlıyor musunuz? Komiser Mesut. Komiser Mesut, Rıza Baba, akıllı köpek kont. Ne alaka kanka? Bütün Türkiye'nin saygı duyduğu adam Şevket Çoruk. Adamın kavuğu var lan, kavuğu var adam. Şimdi diyorum ki şöyle bir röportaj yapsak, bunu çeksek, sonra bir fırlamalıklar yapsak. Bir düşünsenize lan, bir hayal etsenize, çok iyi olmaz mı? Ha ben duydum, çok babacan bir adammış. Yani ben böyle tatlış tatlış gidip halledebilirim. Şevket Bey merhabalar. Yeni internet sitemiz için sizinle kısacık bir röportaj yapabilir miyiz? Hangi site? Oha sesini aynı yaptın oğlum. Neyse, Bertaraf. Yani yeni bir oluşum, çok detaya girmeyeyim, ben hemen soruya geçeyim. Neden tiyatro? Soru mu bu? Olmaz kızım, olmaz öyle şey. Adam mahalle adamı, jargonunu bileceksin, nasıl konuşacağını bileceksin. Bak izle şimdi. Şevket baba oley, Şevket baba oley, Şevket baba oley. Abim selamünaleyküm ya. Ne yaptınız ya? Kaç sene oldu bu arka sokaklar? Manyak mısın kardeşim? Doğru. Şebekliğin lüzumu yok. Hani vizyonsuz vizyonsuz hareketler. Suratına bile bakmaz senin. Vallahi biz de hayal kurmayı beceremiyoruz. Para nasıl kazanacağız hiç bilmiyorum yani. Tamam bırak bırak, ben de. Şevket abi, selamünaleyküm abi. Abi bir fotoğraf çekinebilir miyiz be? Gel. Ee?
Abi şey benim telefonum bozuk da abi. Şöyle yapsak abi. Sen çeksen hani Instagram'a atıp beni etiket. Nasıl bir insansın lan sen? Affedersiniz, sizden YouTuber değil bir cacık olmaz abi. O iş öyle olmaz. İş başa düştü. Yargı dağıtmaktan başka çarem kalmadı. Hülya'nın yaylım ateşine hazır ol komiser Mesut.